Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu görmüş olduğunuz 37-38 numara uyumlu keçe tabanlı popcorn babetin anlatımını elimden geldiğince sizler için yapmaya çalışacağım. Babetimiz bu şekilde. Piyongunu kaldırırsam daha önce kanalımda örgü tabanlı olarak anlatımını yapmıştım. Keçe tabanlı olarak bu lastik modelden sonra ikinci anlatımım olacak. Umarım beraberce keyifle öreriz. Fiyonkla da çeşitli güllerle de istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dilerseniz anlatıma geçeyim. İhtiyaç duyacağımız malzemeler 37-38 numara uyumlu deri bir taban, içi keçe, eva ve deri 3 katmanlı taban kullanıyorum arkadaşlar. Instagram sayfamdan tabanların nereden aldığıma dair bilgiye ulaşabilirsiniz. Tığ olarak 2 numara 1.75 milim tığ kullandım. İp olarak yine patiklerimde kullandığım ipim. Renk kodunu almak isteyen arkadaşlar için yaklaştırayım. İhtiyaç duyacağımız malzemelerimiz bu kadar. Dilerseniz taban tığlama ile ilgili bilgileri hızlıca geçelim. Şimdi burunda toplam 7 deliğe dörtlü bakacağız arkadaşlar. Tam ortayı bulduktan sonra yine ben iplerle sizler için işaretledim. Tam ortayı bulduktan sonra 1, 2, 3 bu taraftan, 3 de bu taraftan toplam 7 deliğe dörtlü batacağız. Ara kısımlar yine üçlü. Yine topukta da ortayı buluyoruz. 3 bu taraftan, 3 de bu taraftan toplam 7 deliğe yine dörtlü batacağız. Aralarda 3-2 şeklinde sayılarımız var. 7 batacağımız yerlerin başlama ve bitim yerlerine ben iplerimi yerleştirdim. Yine burun kısmında da aynı. Buraları da işaretledim. Dilerseniz başlayalım. Ben başlamak için buradan topuktan tam orta yerden sayarsanız 1-2-3-4-5 ve altıncıdan başlayacağım arkadaşlar. Bu sefer keçe bize dönük şekilde olacak. Tam altıncıdan bu kısımdan başlıyorum. Bir zincir çekelim. İpimizi bağlayalım. Bu kısma 2 batacağız arkadaşlar. O yüzden ben bir tane batıp hemen yan tarafta diğerine geçiyorum. Bitiminde onu 2'ye tamamlayacağız. Bu kısma hemen yanına 3 batıyoruz. Hemen yanındakine dörtlü batıyoruz. Topukta toplam 7 tane dörtlü batacağız. İlk dörtlümüze başlıyoruz. İplerini işaretlemiştim zaten. İpliğimizi hatta çıkartayım. Engel olmasın bana. 2 tane battım. Üç. Ve 4. Hemen yanına geçiyorum. Burası da 4.
Yan tarafına geçiyorum. Orası da 4. Aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Direkt sık iğne şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi tam orta yere geldik topukta. Orası da 4. İçi keçe olduğu için çekerken de ekranda güzel görünmesi için uğraştığım için takılıyor sürekli. Şimdi bu tarafta toplam 1, 2, 3. 3 tane dörtlü batacağız yine. Bugün beni bayağı bir uğraştıracak. Size çıkartayım. Bu şekilde toplam 7 tane dörtlü yapalım. Evet, topukta toplam 7 tane dörtlü battım. 1 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Toplam 7 tanesine dörtlü battık. Şimdi bu hemen yanındakine 3 ve işaretlediğim yerdekine 2 batıyoruz arkadaşlar. İpin olduğu yere. İki ve üç. Üçüncüyü battım. Şimdi ipimizi çıkartalım. Bu kısma iki. Hemen yanına üç. Hemen onun yanına da 2 batıyoruz. Yani 2 tane 2'miz olacak. 3, 2, 3, 2. Şimdi hemen buraya da 2. İki tane de buraya battım. Şimdi bu kısma 3 olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Nereye kadar? İpimle işaretlediğim yere gelinceye kadar 3 şeklinde gideceğiz. Bu şekilde işaretlediğim yere kadar gelin. Evet, işaretlediğim yere kadar geldim. Şimdi burada 1 2 3 bu taraftan, 1 2 3 de bu taraftan 6 ortayla beraber toplam 7 tane dörtlü batacağız. Bu şekilde göstereyim. Toplam 7 tane. İpimi çıkartıyorum artık.
şekilde iple olan yere kadar da dörtlü batarak gelelim arkadaşlar. Evet, şimdi toplam burada ortada dörtlü battım. 3 bu taraftan, 3 de bu taraftan, toplam 7 tane dörtlümüz oldu. Şimdi yanları üçlü olarak devam edeceğiz. Nereye kadar? İple işaretlediğim yere kadar, başladığımız yerin hemen iki gerisinde. Oraya kadar üçlü şekilde ilerleyelim. Bu şekilde gidelim. Orada buluşalım. Şimdi üçlü olarak işaretlediğim yere kadar geldim. Şimdi yine buraya 2, hemen yanına 3 ve en son başladığımız yere de 2 yapıp bitireceğiz. İpimi çekiyorum artık. İki tane örüyorum. Hemen yanına 3. Şimdi başladığımız yere geldim. Buraya da 2. Şu kısmı ayarlayayım. Evet, ipi alttan geçirdim. Şimdi buraya da sabitleyeyim. Evet, buraya da bir tane daha ördüm ve hemen bu şekilde kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve tabanımı çeviriyorum. Şimdi burada iç dallarından alarak sık iğne yapacağız. Bir sıra sık iğne olacak arkadaşlar. Umarım görünüyordur. Şu şekilde. Şu kısımda. Bu sırayı elinizden geldiğince orta kararda örmeye gayret edin ki son şeyde kasmasın. Şu bitirdiğimizde çok sık olmasın. Buradaki en önemli detay o. Şu ilk sıra bizim için çok önemli. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. İç dallarına batarak anlaşılır olsun istediğim için yakın tutmaya gayret ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim.
Evet. Sonuncuya geldim. Tek dallarına batarak sonuncuyu da yapalım. Bu şekilde kaydırma ile birleştirdim. Bir. Buranın birleştirmesi biraz gevşek oldu. Onu tekrar yapayım. Üst zincir çekiyorum. Ve aynı yere iki tane ikili trabzan daha yarıyorum. Toplam 3 tane. Daha sonra 3 tane zincir çektiğim yerin ilk deliğine batarak bir tane popkorn oluşturuyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 ve üçüncüye. Yine aynı yere iki tane ikili trabzan daha yapıyorum. Toplam 3 tane ikili trabzan olacak. Aynı deliğin içinde ipimizi çıkartıp üçüncünün içinden geçirip iki zincir çekiyoruz. Bir, iki ve hemen üçüncüye. Aynı yere 3 tane ikili trabzan ve son yaptığımız trabzanın üzerinden geçirip popkorn oluşturuyoruz. Tabii ipim takılmazsa bu şekilde 1 ve 2. Aralardaki zincirleri elinizden geldiğince gevşek tutmaya çalışın. Bu ilk sırada dediğim gibi bu sık iğne de bu aralardaki trabzanlarda zincirlerde orta kararda olmaya olursa daha iyi olacak. Çünkü daha önce denediklerimde ne kadar aradaki iki zincir sık olduğunda bu tarafta kasma oluştu. Şu tabanın kasmaması için o şekilde örmeye gayret edin arkadaşlar. Bu şekilde bu sıramız hiçbir eksiltme artırma olmadan popkorn şeklinde ilerleyeceğiz. Dümdüz öreceğiz. Bir sonraki sıramız da yine popkorn olacak ama onu nasıl başlayacağız bu kısımda size göstereceğim yine. Evet arkadaşlar, ben bu sırayı tamamlamak üzereyim. Bir sıra tamamen popkorn ördüm. Şimdi buraya ilk yaptığımız trabzanın kenarından bu şekilde hemen yan tarafa geçiyorum. Kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi üst zincir ve buradaki boşluğun içine yine bir tane popkorn yapacağız. Yine arada iki zincir ve her boşluğun içine
bir popcorn yaparak bu sırayı da dümdüz şekilde hiçbir eksiltme artırma yok. Bu şekilde tamamlayacağız. Evet, ikinci sıra popcornları da bu şekilde yapalım. Yine birleştirme yerinde bu kısımda buluşalım arkadaşlar. Evet, birleştirme yerime geldim. Şimdi burada kaydırma ile birleştirip yine üst zincir ve ara yerler yine popcorn şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi bu kısımların anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Yine aralarda hep iki zincir popcorn bu şekilde gidecek. Bu sıramızı da hiç eksiltme artırma yapmadan tamamlayacağız. Video süremiz daha fazla uzamasın. Bu şekilde yine popcorn olarak 3. sıramızı da tamamlayalım. 4. sırada da sıra sayıları da karışsın istemiyorum. Bu alttaki sık iğne yaptığımız ilk sırayı da sayarsak 1, 2, 3... Şu anda 4. sıramız. Onu da popcorn yapıyoruz. 5. sıramıza geldiğimizde yine birleştiriyoruz. Yine nereye kadar? Orta yere bakalım. Orta yeri tığladığımız yere 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. tığladığımız yere yakın yere gelene kadar yine popcorn şeklinde örelim. O kısımda buluşalım arkadaşlar. Evet, toplam 3 sıra popcorn ördük. 4. sıradayız. 4. sırada burada arkadaşlar yine birleştirdim. Popcorn örerek geldim bu kısma. Burada orta yerin hemen yanından 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu 6. deliğin buraya denk gelen şu boşluktan başlayarak toplam 16 tane yine aralara popcorn yapacağız. Ama aralarda hep 2 zincir çektik ya. Burada 1 zincir çekeceğiz. Bu üst kısımdaki eksiltmeler için bu alt kısımda ben bir hazırlık olarak bu aralardaki popcornların zincir sayısını azalttım arkadaşlar. Çünkü bu şekilde eksilttiğimde buralarda çok delikli boşluklar oluştu. O görünümde olsun istemiyorum. O yüzden toplam 16 tane popcorn yapacağız. Yalnız tek fark aralarında bir zincir olacak. Şimdi buradan başlıyoruz.
Tek fark zincir sayısı. Neden takılıyor anlamadım bir türlü. Şimdi hemen yine yan taraftaki boşluğa yine bir bok koy. Ve yine bir zincir. Hemen yan tarafına geçiyorum. Bu üçüncü oldu. Arada bir zincir. Dördüncü. Altıncı. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar, ben toplam 16 tane aralarında bir zincir çekerek popkorn ördüm. Görünüm bu şekilde. Yine onda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altıncının o tarafta bitti. Bunun altıncının o tarafta başlamıştık zaten. Şu tarafta. Bu şekilde. Yine hemen 16 tane yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Yan tarafa popcorn şeklinde yine devam ediyoruz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir sonraki sırada eksiltmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu şekilde örerek birleştirme yerine gelelim, birleştirelim ve 16 tane popcorn'a başladığımız bu tek zincir çekerek yaptığımız yere gelinceye kadar, şu kısma kadar yine popcorn örerek gelelim. Orada buluşalım. Evet arkadaşlar. Şimdi 16 tane aralarında tek zincir çektiğim yere kadar geldim. Hemen onun yanından buradan eksiltmeye başlayacağım. Bu kısma 2 zincir çekip hemen 16 tane yapacağım. Popcorn'un hemen 2 zincirlik yerinden buradan eksiltmeye başlayacağız. Görünümü bu şekilde arkadaşlar. Yine bu sıraya başlamadan önce bir bakın. İki zincir çekiyorum. Daha önce bir tane çekmiştim. Şimdi ta ipimizi doladık tığımıza. Bir tane çıkarttık. Yine aynı yere battım. Tığımda
3 ilmek var. Hemen yan tarafa geçiyorum. Tığımda toplam 5 tane ilmek var. Bu 5 ilmeğin hepsini, pardon arkadaşlar, hepsi çıktı. Tekrar başlayalım. Keçe tabanı örmesi gerçekten zahmetli. İlkini çıkardım. Yine tığıma ipimi aldım. Şu anda 3 tane var. Onu da çıkardım. Hemen yanına batıyorum. Yine çıkardım. Toplam 5 tane ilmeğim var. Hepsini birden çıkartıyorum. 2 zincir çekeceğim arkadaşlar. 1 ve 2. Hemen yan tarafa geçiyorum. Eksiltiyoruz bu şekilde. Eksilterek ilerleyeceğiz. Hemen bu boşluğumuza aldım. İlkini çıkarttım. Yine ikinciyi çıkarttım. Şimdi yan tarafa geçtim. Yine ilkini çıkarttım. Toplam 5 tane ve hepsini birden çıkartıyorum. Arada 2 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde eksilterek gidelim. Yine doladım. Şimdi biraz hızlanıyorum arkadaşlar. Anlaşıldığını düşünüyorum. Evet. Bu şekilde. Aralarda yine 2 tane zincir. Evet arkadaşlar. Şimdi burada sayalım. Kaç tane eksiltme yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane eksiltme yaptık. Şimdi yine yan tarafa 2 zincir çektim. Popcorn şeklinde devam edeceğiz. Yanlarımız yine aynı başladığımız gibi. Evet. Bu sırada toplam 8 tane eksiltmemiz var. Görünümü bu şekilde. Hatta bu bitmiş olanda da göstereyim. 2, 4, 6, 7 ve 8. Şimdi bu yan taraflarımızı tamamlayalım. Bu birleştirme yerinde buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birleştirme yerime geldim. Birleştirdim. Şimdi bu sırada toplam 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra popcorn ördük. 1 sırada ilk başlarken sık iğne ördük. Şimdi bu sıramızda bir zincir çektim birleştirdikten sonra. Bu aralara sık iğne yapacağız bu sıramızda. 1, 2. Her boşluğa, her popcornun arasına 2 tane sık iğne yapacağız.
şekilde mi tutsam? Daha rahat görünmesi için. Böyle tutayım. Her boşluğa ikişer tane sık iğne öreceğiz. Şimdi eksiltme yaptığımız yere kadar geldim. Bu bitmiş batiğimde olanı göstereyim. Hemen eksiltme yaptığımız yerin yanından eksiltmeye başlıyoruz. Bir alt sırada yaptığımız gibi yine aynı şekilde. Aralarda bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci eksiltmemi de yaptım. Arada bir zincir. Şimdi burada tam orta yere bir tane popkorn yapacağız. Hemen yanına yine iki tane daha eksiltme. Tam bu ortadaki boşluğa iki tane eksilttikten sonra bir tane popkorn yapacağız. Şu patiğimizin tam orta yerinin kasmaması için ben o şekilde yaptım. Normal. Yanlarda yaptığımız gibi popkorn yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum ve yine yan tarafına hemen iki tane daha eksiltme yapacağım. Hemen buraya da şu son kısım biraz kastığı için zahmetli oluyor. Yine 5 tanesini birden çıkartıp bir zincir çekiyoruz. Evet. Şimdi düzelterek göstermeye çalışayım neler yaptık. Bu sıramızda bir, iki eksilttik bu taraftan, iki de bu taraftan eksilttik. Ortada bir tane popkorn yaptık. Bu şekilde eksiltmemizi tamamladık. Şimdi yine yan taraflara her boşluğun içine iki tane sık iğne gelecek şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. İki zincir çektim. Sonu eksiltmeden sonra şu şekilde tutayım. Görünmesi için boşluğun içine iki tane sık iğne ördüm. Hemen yan taraf yine az önce yaptığımız gibi bu sıramız bu şekilde. Böyle ilerleyelim. Birleştirelim. Daha sonra zaten patiğimiz bitmek üzere artık. Birleştirdikten sonra yine hepsinin üzerine sık iğne yaparak patiğimizi bitireceğiz. Her sık iğnenin üzerine birleştirdikten sonra her sık iğnenin üzerine de sık iğne yaparak devam edeceğiz. Ama bu kısımda aralara kaç tane batacağız?
Onu göstereceğim. O tarafta, bu kısımda buluşalım arkadaşlar. Evet. Her boşluğun içine iki tane sık iğne yaparak son sıramıza başladım arkadaşlar. Şimdi burada eksiltme yaptığımız yerlerde aralara kaç tane batacağız? Kaç sık iğne yapacağız? Onları göstereyim. Burada her boşluğun içine ikişer tane sık iğne öreceğiz. Şu kısım biraz kasıyor başlarken. Hepsinin arasına iki tane sık iğne. Bu şekilde bir görünüm olacak. Bu son sırayı ayağınızın şekline göre sıkı ya da gevşek örebilirsiniz kasmaması için. Hepsinin üzerine sıkı iğne yaparak bu sıramızı tamamlayacağız. Batiğimiz bitmek üzere. En son taban kısmında kaydırma yapacağız. Boşluk yerlerimiz görünmesin diye. Daha sonra da bitireceğiz. Evet, ben tamamlamak üzereyim arkadaşlar. Bu sırayı bitirdim. Görünümü bu şekilde. Eksiltmelerimiz de bu şekilde. Şimdi dilerseniz nasıl birleştiriyorum, bitiriyorum. Onu göstereyim. Son yaptığımız sık iğnenin içine batıyorum ve kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi ipimizi keselim. Evet. İpimizi keselim. Bu şekilde iyice sıkıladıktan sonra arkadaşlar şu kısmından içeri alalım. Yine ipi çekin. Bu şekilde birleştirme iziniz hiç belli olmasın. Şimdi iç tarafından bu şekilde yürütebilirsiniz. Bu detaylar gerçekten önemli. Sonra birleştirme yerleri çok kötü görünüyor. Ne kadar özenirseniz o kadar belli olmaz. Bu şekilde alt kısmını gizledim. Daha sonra bunu ipi kesip bir çakmak yardımıyla kısmı yine yakarsınız. Şimdi en son şu kısma kaydırma işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Bir zincir çekelim. Şimdi şu başladığımız yerden ipimizi geçirdim ve içinden geçireceğiz.
Bu şekilde dışta bıraktığımız o ilmeklerimizin içinden kaydırma yapacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Buradaki dışları alacağız arkadaşlar. Evet, bu şekilde ilerleyelim. Patiğimizin tabanını bitirelim. Sonunda buluşalım arkadaşlar. Evet, sona doğru geldim. Şimdi buradaki bu ipimizi içeri doğru çekeceğim. Sonra arka kısımdan ikisini de birleştireceğim arkadaşlar. Şimdi son kaydırmamı da yapıyorum. Ve buraya bir zincir çekip ipimi keseceğim. Şurada bir tane daha var mıydı ona bakıyorum ama sonucuyu aldım sanırım. Evet. Yine buraya da batayım arkadaşlar. Şu sonucun içine. Evet. Kaydırdım. Şimdi bir zincir çekeyim. İpimizi kesiyoruz. Patiğimizi bitirdik. Şimdi bu şekilde buradan da ipimizi içeri alalım. Birleştirme yerimiz bu kısım. Hemen bunun içinden geçirerek bu şekilde bağlayabilirsiniz de. Daha sonra ikisini de bu keçenin altından geçirip kesersiniz arkadaşlar. Bu da yeterli olur sanırım. Bunları yine çakmakla yıkarsınız. Evet, patiğimizi bitirdik. Evet arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Ne topukta ne de burun kısmında herhangi bir kasma, kalkma olmadı. Diğerini de göstereyim. Kaydırmamızı da yaptıktan sonra yan taraftaki görüntüsü de bu şekilde oldu arkadaşlar. Aradan hiçbir keçe görüntüsü de kalmadı. Bu şekilde çiçeklerle de
Fiyonkla da süsleyebilirsiniz babetinizi. Fiyonkla isterseniz fiyonkla. Fiyonk anlatımı da kanalımda mevcut. Bu şekilde fiyonkla da süsleyebilirsiniz. Evet, anlatımım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel bir anlatım olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki anlatımların devamı için abone sayınız gerçekten önemli. Bu şekilde arkadaşlar, bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.